Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Battlefield 1 oynayacağız. Evet, Battlefield 1'in betasını uzun zaman bekledik. Yeni test oyunumuz olacak kendisi ama henüz betada. Evet, uzun zamandan beri Electronic Arts'ın ilk 1. Dünya Savaşı temalı oyunu Ali. Yani baktığımız zaman 1994'ten beri 1. Dünya Savaşı temalı oyunlara okey dememiş Electronic Arts yöneticileri diyorlar. Kendimiz araştırmadık, bakacağız buna sevgili izleyiciler ama 14. Battlefield oyunu Recep ve Battlefield 1 olarak resetlemişler. En son 2013'te Battlefield 4 çıkmıştı. Şimdi 1'e geri döndük. Bakalım nasıl bu oyun deneyimi elde edeceğiz. Şimdi 1. Dünya Savaşı olması ve Osmanlı İmparatorluğu'nun olması özellikle Türkiye'de de, Orta Doğu ülkelerinde de, Avrupa ülkelerinde de büyük heyecan yarattı. Çünkü Merkezi Avrupa, Doğu Avrupa, Batı Avrupa hatta işin içerisinde Ruslar var, Balkan devletleri var. Yani çok çeşitli bir savaş arenası ve dünyanın ilk büyük dünya savaşı. Tarihi olarak baktığımız zaman pek çok acı var ama bir oyun gözünden baktığımız zaman tıpkı 2. Dünya Savaşı oyunlarını yıllarca oynadığımız evet. gibi pek olmayan bir şey. Hep 2. Dünya Savaşı, hep Amerika'nın Normandiya çıkartması ama Gelibolu yok, diğer tarihi olaylar yok. Yani tarihin o kısmından uzak kalmıştık. Bakalım oyunda yaklaşabiliyor muyuz? Evet, şimdi burada oyuna giriş yaptığımız zamanki ana ekranlardan bir tanesindeyiz. Squad'lar var. Ne diyelim bunlara, birimler takım, mi diyelim? Takım evet, diyelim. Takımlar diyelim. Butter yani tereyağı takımındayız biz. Back diyelim şimdi Ali. Deploy diyerek herhangi bir yere gidebiliriz. Farklı seçenekler var görmüş olduğunuz üzere. Örneğin uçaklar var. Yine tren vardı. Onun dışında at tren var değil evet, mi? Evet Ali. At var. Farklı farklı tanklar. Eski 1. Dünya Savaşı tankları var. Hepsi sıfır. Şu an herhangi bir araç seçemiyoruz ama. Evet. Ben okurken heyecanlandığım en önemli şeylerden bir tanesi Zeppelin. Yani o dev balonlardan dahi kullanabilecek olmamız. Ve o atlı intro sahnelerinin verdiği heyecan Recep. Uçak gelmiş. Uçak kullanmak Battlefield'da zordur ama hazır uçak gelmişken istersen bir uçakla başlayalım. Evet Ali. Attack plane, saldırı uçağına istersen girelim bakalım. Şimdi ben mi kullanacağım merak ediyorum. Evet ben kullanıyorum şu anda uçağı. Çok güzel Recep. 1. Dünya Savaşı uçakları o pırpırlı iki tane hani böyle kanat olur. Ortada kocaman motoru görürsünüz. Genelde üzerine bir tane makine tüfek konmuştur ama o dönemin uçakları çok ilkel diyebiliriz günümüzün evet. standartlarına göre. Kovayla aşağıya çivi dökmekten elinizle bomba atmaya kadar bir savaş usulü var. Tık 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 diye böyle ağır ağır ateş ettiğini görebiliyoruz. Kesinlikle. Şu an mesela burası düşmanda o yüzden oraya biraz ateş ettim. Bayrak direğine çarptık Recep. Evet. Bayrak direğiyle birlikte indik. Henüz beta olduğunu unutmayın sevgili izleyiciler. Grafiklerde bazı gariplikler, patlamada ilginçlikler olabilir. Normalde bir uçak bayrak direğinin kırar geçer Recep. Doğru ama 1. Dünya Savaşı'nda uçaklar çok şeyli. O yüzden hani belki biraz mantıklı. Tahta kumaş diyorsun. Aynen. Yırtmıştır alttan. Aynen öyle. Bayrak direği gerçekten sağlam olur. Yaya görelim. Yayayı çok merak ediyorlar. Evet. Şimdi bayrağımız burada dalgalanıyor. İnelim arkadaş burada. Bu arkadaş burada sniperlık yapıyor. Diyeceğim de yok elinde bizimki gibi Thompson benzeri bir tüfek var. Yani bu İngiliz şitene benziyor biraz. Henüz daha silahların hepsine bakma imkanımız olmadı. Biz de beta'yı ilk defa oynuyoruz sizlerle birlikte. Evet. İlk günündeyiz beta'nın. Bu düşman uçağı mı Ali? Sanırım evet. Recep, normalde 1. Dünya Savaşı'nda bizimkiler uçak gördükleri zaman düşman uçağı mı demiyordu. Çünkü bizde pek uçak yoktu. Gördüklerine ateş ediyorlardı. Hatta kazayla kendi uçaklarımızı vurduğumuz da oldu zamanında. O yüzden tarihi gerçekçilik açısından havada gördüğün her şeye ateş edebilirsin. Anlıyorum. Şimdi burada atlı giden adam var. Çöl kumları var. Tepeler var. Evet, bunun düşman uçağı olduğuna mesela eminim Ali. Evet. Şimdi... Attack plane demiş. Artı 2 puan verdi bize. Evet. Şimdi normalde oyunun yapısını biraz değiştirmişler. Biraz daha takım squad bazlı. Takım takım gideceğiz. 64 kişiye kadar bir multiplayer online maç olacak diyorlar. Evet, Türk bayrağı dalgalanıyor. Evet Ali. Şu an burayı biz ele geçirmişiz. Top var. Top kullanabiliyor musun? Bir yerden bir ateş geliyor. Geldi. Uçak. Evet, uçaktan geldi. Az önceki uçağın intikamı. evet. Yani yatış şekline falan baktığım zaman zeminin üzerinde zemine yaslanmış olduğumuzu görüyorum. Ragdoll eski o dandik şeylerden değil. Evet. Şimdi F'ye mesela inelim bu defa ya da buradaki uçağa da inebiliriz. Attack plane var bu arada. Bombalama uçağı var. Bir de fighter, savaş uçağı var. Değiştirelim. Evet, bu defa da fighter yani savaş uçağı. Ha bak gibi. Bunda çift makinalı uçak evet. var. Evet, çift makine tüfek. Şimdi o diğer arkadaş nerede bize ateş eden? Şurada Ali, şurada. Onu şimdi dediğin gibi tam ona saldıralım hatta. Tabii. Sanırım düştü mü o? Yok, o soldan bir görüşten çıktı. Biraz görüş açısı çok dar bu uçağın içerisinde. Kenarda, köşede, her tarafta tahta çıtalar evet, var. Evet, yukarıda Ali. Tam yukarıdaydı. Şimdi oyuna başlar başlamaz hava çatışması bizi zorlayacak ama evet. deneyelim.
şöyle bir dönelim. Boynum döndü. Ben de uçakla birlikte dönmeye çalışıyorum. Normalde hani uçağın içinde olup da kafayı çevirirsin ya. Evet. Tabii. Radarda gözüküyor evet, mu? Şurada Ali, şurada. Heh. Önüne önüne. DPI'yi de ayarlamadık. Mouse ayarı da yapmadık. Evet. Sürükleye sürükleye gidiyoruz. Uçak gerçekten zor Ali yani hani. İşte bunda ustalaşıyorlar sonra. Battlefield videolarında görüyorsun. Evet. Adam tankı C4 ile havalandırıp ondan sonra uçağı vuruyor. Uçaktan sekiyor, kruvazöre iniyor. Biz şu an Birinci Dünya Savaşı uçağının mekaniklerini çözüyoruz. Şimdi uçakta fazla vakit kaybetmeyeceğim. Bir de inmek var tabii ki uçaktan. İnmeyi de hiç denemedik. Bakalım nasıl evet, olacak. Bir ateş ediyor birileri. Büyük olasılıkla o yükseldi, arkamıza geçtirecek. Evet. Paraşütsüz bu kadar mesafeden ölmememiz lazım. Bence de ölmememiz lazımdı paraşütsüz ama... Beta. Öyle biliyormuşuz. Peki Recep, at gelse ata binsek diyordum, süvari. Evet, iki tane vardı bitti. Şimdi deploy diyelim geldi evet. Süvari. Herkes at bekliyor sevgili izleyiciler. Hani uçakta tankta gözü yok insanların, atta gözü var. Kılıcı çeker misin rica etsem? Bakalım İki ile hani. Kılıcı çekebildiğini söylüyor bize. Evet Ali. Tam beklenen sahne. Aynen öyle. Atımıza bindik. Düşmanın üzerine doğru gidiyoruz. Tabii uçak gelirse kötü olacak. Uçak gelmeden. Şimdi nereye gidiyoruz? E var ele geçirmemiz gereken. B'de bizim güçlerin çatıştığını görüyorum. İstiyorsan evet, B'ye gidelim. Doğru. Şu an B'ye doğru ilerliyoruz. Kılıç elimizde. Shift'e basınca hızlanıyor bu arada. Normal çok güzel sahne. Bu arada. Üniformanın düğmelerine kadar yapmışlar. Uçak. Evet. O evet. Uçak çok... Bayağı bir... O uçak çok beter Recep. Evet. Bizimkiler sıkıyor. Biz de bir silah alalım. Buna yerden ateş edelim o zaman. Ne yapalım? Bir uçağı, bakalım. Uçağa geçebiliriz aslında. Eğer varsa şuradan mesela uçak kendi uçağı... Hani karadan bir şey yapamıyor muyuz bu uçağa karşı? Bu uçak çok kötüymüş gerçekten. Karadan da yapabiliyor olmamız lazım. Zaten ben az önce mesela silahla uçağa bayağı bir hasar verdim. Evet. Yani bayağı bir değil de biraz hasar verdim. Biraz verdin. F ile bayonet charge yani süngü hücumuna geçebildiğimizi oyun bize söylüyor. Evet bu şekilde... F ile yakın temasta. Ama daha düşmanlara yaklaşamadık uçaklar yüzünden sevgili izleyiciler. Şimdi şöyle. Sopa çektin. F'ye geçtin. İlerleyelim. Şimdi bu Birinci Dünya Savaşı dediğimiz gibi çok farklı bir dönem sevgili izleyiciler. İnsanların, milyonlarca insanın savaştığı çok büyük bir olay. Çok farklı ülkeler işin içerisinde. Ve aslında şu an bu haritada olduğu gibi insanlar çok fazla ortada koşturmuyordu. Genelde kazılmış siperlerin içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Evet. Tarihin ilk büyük zehirli gaz saldırıları, çok büyük çapta bombardımanları, eski komutanların Napolyon döneminden kalan askeri sürün cepheye mantığının çöküşü, işte Atatürk'ün daha sonra hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır diye bu stratejiyi bozması, değiştirmesi, Kurtuluş Savaşı hepsi bunların savaş tarihinin, stratejilerin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Ama Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman hat savaşı denen bir şey vardı. Komutanlar haritanın üzerine çizgiler çizerlerdi. Ve o çizgileri savunmak için binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca asker siperlerde birbirine ateş ederdi. Arada siperlerden çıkıp... Tebrikler Recep. Güzel vurdun orada. Silahın feci dağıttığını... Görebiliriz. Evet, evet. İlk kilimizi aldık. Kesinlikle güzel oldu. Arkadaş orada bekliyormuş. Ve böyle trench charge dedikleri şeyler siperden çıkıp karşı tarafa milyonlarca askerin saldırdığı büyük savaşlar. Ve fakat makinalı tüfek bu silah o eski savaşları değiştirdiği için uçak da indi. Evet Ali. Sanırım onu diğeri indirdi. Bize herhangi bir şey vermedi oradan. Şurada ama... şurada yıldızlı var. Evet. O, o yıldızlı bizim zaten, maviler bizim, kırmızılar düşman. Aslında biz kırmızıyız ama oyun renk kodu olarak senin mavi dost gösteriyor her evet, zaman evet, şaşırma. Evet, doğru. Takım doğru. Şaşırma diye. Doğru. Şu an mesela o arkadaş ateş ediyor. E, F ve G yerleri düşmanda, o yüzden ben o taraflara doğru ilerliyorum. Bomba attı bak. Evet. Çok güzel grafikler. Grafikler gerçekten harikulade ve az önce mesela temiz bir hava vardı. Şimdi hava biraz bozmaya başladı. Dinamik hava. Kum saldırısı gibi şey oluyor. Bir de böyle ilerlerken bazen hani şey gibi oluyor, sanki takılıyormuş gibi oluyor da o sanırım ping ile alakalı biraz. E tabi şimdi beta'ya herkes yüklendi. Sunucular evet. Ne alemde? Bu sunucular çökecek. Bu beta illaki hata verecek. Kesinlikle. Bu arada nereden oynuyorsunuz? Origin üzerinden açık beta'ya katılıp siz de oynayabiliyorsunuz, deneyebiliyorsunuz. Bu sefer tadını çıkarın. Çıkınca çünkü oyun satış rekoru kıracak ama ben tahmin ediyorum ekran kartı ya da bilgisayar firmaları bu fırsatı kaçırmaz Recep. Bundle dediğimiz yanına Battlefield 1 veriyoruz hediyeleri çıkabilir karşımıza. Çıkmayabilir de.
Electronic Arts'ın anlaşıp anlaşamamasına bağlı. Ve şu an 1. Dünya Savaşı tanklarından birini görüyoruz. Evet. O tank mıydı emin değilim, öyle de şey oldu. Yani zırhlı araç. Oo. F Recep. Aa, çok gerçekten yüz yüze mücadele gerilimli böyle. Evet, evet. Binanın içinde karanlık silüet olarak görüyorsun adamları. Evet. Atmosfere şimdi, bak. Atmosfer kesinlikle bambaşka bir hal aldı öyle. En yakında spawn edelim. Nerede edebiliyoruz? Şöyle D gibi edip. D'den edip dalalım bence. Şurada da direkt içine de girebiliyoruz çatışmanın. Evet. Bak takımımızın yanındayız şimdi. Evet, evet, evet. Doğrudan hani takımdan kopmadan, haritada koşmadan aslında oynamak mümkün. Evet. Düşmanı göremiyorum şu anda. Bayağı bir ateş ediliyor. Evet, demek burada bir düşman var. Bak binada sağdalar. Evet, binada da varlar. Orada bayağı bizimkiler bir düşman buradan, var. Buradan. Evet. Onlar oradan. Bayağı bir düşman var. Space'e basıp skip revive, yani dirilmeyi iptal edebiliyorsunuz bu arada. Dirilme de varmış demek ki. Yani beklersen. Şimdi Assault klasını oynadık biz. Evet. Medic var. Şimdi Assault oynadık dedik. Hemen yer değiştirdik. Evet Ali. Sen yine Assault mı oynayacaksın yoksa başka bir şey mi yapacaksın? Bakayım neler var. Bu silahları buradan görüyorum. Doğru. Bunun haricinde Assault dışında seçeneklere bakalım. Medic var. Yani aslında düşen ölmek zorunda değil. Doğru. Yanına gidip bir medic düzeltirse, iyileştirirse devam ediyor. Support var. Scout var. Ben bir support alayım Recep. Evet. Biraz daha ağır bir silahım olur böylece belki. Oo, hemen Siper Savaşı'nın içinde çıktık. Çok feci bir yerdeyiz. Silah da efsane bir hali gerçekten. Sanırım silah efsane de. Yakın temasta özellikle. Evet düşman. Tebrikler Ali. İlk şeyimizi aldık ama bombardıman feci Recep. Ali. Ve bu dağ bayır. Evet. Çok güzeldi. Bayağı bir düşman var. Sağına soluna iyi bakman efekt gerekiyor. Efekt çok iyiydi yani. Kesinlikle. Bu arada çevrede yok edilebilirmiş Destructible. Yani çevrenin yok edilebilir olması özellikle bu bombardıman ve siperleri etkileme açısından çok önemli. Ammo pouch, yani cephane atabiliyormuşum arkadaşlara. Bir yerden support bir ateş geliyor. Support klasının önemi evet. Kilimler, halılar. Halım var, kili var. Kilim var, halı var. Kedi atıp indirme. O dostu. Az kaldı arkadaşa ateş ediyorduk. Evet. Hadi Ali, oo, hadi. Adam çok seri çıktı Recep. Evet, adam cidden seri çıktı. İkimizi birden indirmeyi başardı. Skip revive demeyeceğim, request revive diyeceğim. Medic var mı grupta bakayım. Evet. Bir bakalım. De bunu görelim. Doğru. Yani beta'yı deniyoruz sonuçta. Bizi canlandıracak birisi var mı? Yok. Yok. O yüzden yeniden. Kimse şu an beta'da Recep Medic'le falan uğraşmıyormuş yani. Onu görmüş olduk. Herkes keyfine bakıyor. Tekrar deploy diyorum. Evet. Bir yer seçmen gerekiyor sanırım. Şurada ben takımın yanına. Evet. Ben şeyle oynadım Ali, bir de tren vardı. Tren gerçekten çok iyiydi yani. Hani o sanır İngilizlerden var, emin değilim. Belki ikisinde de vardı sağ ol. Gelir gelmez vurulduk. Ama anlat Recep bir yandan. Yani trende mesela ateş eden topunu kullanıyordum trenin. O hı-hı. Da gerçekten eğlenceliydi. Yani farklı modlar arasında gerçekten çok eğlenebiliyorsunuz. Bakalım. Skip revive diyeceğim. Yani. Alışamadım daha o mekaniğe. Birazcık şey yapmaya çalışıyorum. Takımın yanında spawn oluyorum ama bu da beni sıcak çatışmanın içerisine götürüyor. Şöyle yapalım. Alev makinesi var. Evet, evet, evet. Şu sağda Ali arkadaşlar. Sadece sağda değil, her aynı zamanda her yerde. Evet. Her yerde bir piyade savaşı var. Şey yapacağım, bu sefer daha kısa menzilli bir silah alayım bakayım. Biraz daha senin aldığın gibi assault alayım. Evet. Çünkü şurada tekrar tıklamam gerekiyor. Aracın yanına deploy olayım. Aracın direkt içine. Evet. Aracın içine şeyi kullanacaksın Ali. Çok güzel Recep. Burada şimdi dikkatli bakmakta fayda var. Yani hızlı gidiyorum. Daracık bir evet, pencereden. Hani o klostrofobi iyi vermişler evet, bence. Evet evet. Ne yapıyorsun? Uçtu arkadaş. Neredeyiz biz? Evet Ali. Evet. Tebrikler. Çok güzel. Çok güzel. Bak. Ortam nasıl zarar görüyor? Evet. Bomba geldi. Alttan o bir şey olmaz. Tebrikler Ali. Tebrikler. Vallahi güzel gerçekten kullandın. O savaş acımasız. Ha, bu yüzden burada duruyormuşuz. Tebrikler, güzel her iş taraf, çıkarttın. Her taraf düşman da olur solda, Recep. Solda geliyor galiba. Her taraftan geliyorlar. Alev makinesiyle patlattılar. Evet. Hani böyle bir kuşatıldı araç resmen makineliyle birlikte. Güzeldi, gerçekten güzeldi bu. Bir aracın içinde çıktık. Tekrar bir deneyeyim bakayım. Yok bir araç görmüyorum. Şu an inle bir araç yok. Yine piyade olarak
girdik. Piyade'nin hali çok kötü. Hele ki açıktaki piyade. Grup nerede, ekip nerede, ben nereye gidiyorum derken tepenize bomba yağıyor devamlı. Şu arkadaşın arkadaş var, evet. Peşine takılalım. O da nereye gittiğini bilmiyor büyük olasılıkla ama en azından iki kişi gitmek daha iyi. Doğru. En azından onu öldürenin öcünü alırsın. Tabii tabii. Ya aynı şekilde. O da senin öcün olabilir. Bak çıkamadım buradan mesela. Evet. Çok sinir bozucu oldu. Bariz kırık yer. Çıkamadım. Ekibin gerisinde kaldım. Şurada bayağı bir çatışma var Ali. Dikkatli ol buraya çıkarken. Sağa sola bakıyorum ama. Zafer. Evet. Bizim... 172'ye 170'te kazanmışız Recep. İki farkla. Flags capture. 75 bayrağı 53 bayrak. İstatistiklere bakamadan geçti. Doğru. Heals 29. Aslında bir tane healer varmış. Evet healer burada. Varmış. 29 kişiyi de heal etmiş. Güzel. Squad olarak, takım olarak bir de şeyim var. Yani 64 kişilik savaş arenasını aslında böyle ekip kurup 4-5 kişi, 6 kişi girmek mümkün. Sayısına tam bakmadım. XP'mizi aldık. Level atlayacak mıyız bakalım. Şimdilik 3. level'a doğru gidiyoruz. Zaten 2. level'daymışız. Scoreboard'a bakalım. 6 kill, 16 death melee görüyorum. Yani ortalardayız. 11, evet, evet. Ortalardayız. Burada artık kurdu olmuş arkadaşları da görebiliyoruz. Doğru. Bütün artık arkadaş zaten şey amiral rütbesine yükten, Battlefield 4'ten beri. Hani bir oyun çıktığı zaman ilk 3 saat içerisinde rütbeyi alan arkadaşlar var. Doğru. Bir de oyunun her şeyini kullananlar var. Yani biz sadece silahlı gidiyoruz ama kimileri bombayı kullanıyor, işte loadout'unu kişiselleştiriyor vesaire. Aslında Steam'deki achievement mantığı gibi. Bak şimdi diyor ki oyun hazır. Burada farklı madalyalar için şartları gösteriyor. Evet. Hızlı geçtiği için biz bahsedeceğiz artık. Göstermeden bahsedeceğiz. Evet. Ama bolt action rifle ile 50 kill bir achievement. Hmm. İşte bomba kurma achievement. Hadi bakalım. Süvari değil mi kavalır öyle? Olamadık Recep. Olamadık. Kaçırmışız. Maalesef kaçır. Evet. İstersen araç var. Evet. Araçlardan bir tanesine zıpla. Hey, yer kaldı abi. Mı? Kalmış. Evet. Arkada dur bakayım. Arkada kalmış. İyi güzel. Sana da bir silah kaldı öyle. Kaldı kaldı. Güzel. Biz de buradayız. Da ne oluyor? Hah. İlerliyor. Tam şu olarak. Şu anda evet. Şu anda araçta sadece bir tane yer boş belki de gördüğüm kadarıyla. Bayağı dolu yani. Hatta hepsi evet, dolu evet. Gibi. Diyor hepsi dolu. 5 evet. Kişiyiz. Doluştuk evet. Bir araca gidiyoruz. Evet evet 5 kişi var gerçekten. Tam hava saldırılı karaçeli. Tabii valla. Burada bak atlımız gelmiş bayrağımızı dikmiş. Evet capture işlemine başlamış. Senin biraz böyle ilginç bir silah atıyor. Ne olduğunu da görmüyorum. İçinden ateş ediyoruz mantığını evet. Acaba. Evet. Ateş etmek ateş etmemekten iyidir. Doğru. Isınma var bir de onu dikkat etmen gerekiyor. Biraz sağ altta görüyoruz evet. Onu. Bu bizim. Atış eden yok değil mi şu an? Süvariyi izleyeceğim bakayım. Evet. Düşman vardı da yok. Şu an henüz görünür bir düşman yok. Güzel gidiyoruz. Onlar da büyük olasılıkla bir yerleri ele geçiriyorlar evet, şu an. Bazen atları da öldürebiliyorlar şey olmasın diye. Biri kullanmasın evet, diye değil biri mi? Kullanmasın diye. War Bonds. Savaş zamanı böyle devlet tahvili, savaş tahvili satılırdı. Evet. Hani devlet sana borçlanıyor. Sen savaş için paranı malından vermiş oluyorsun. Savaştan sonra işte karşılığını ülke kurtulup hayatta kaldığı zaman alıyorsun. Bunda da öyle bir şey yapmışlar. War Bond'u koymuşlar. Passenger Assist. Bir puanlar oluyoruz acaba ama. Orada bir düşman vardı. Bir şey var ama çok hızlı git gel yapıyor. Evet Ali. Bak yine görüş açımdan çıktı. İşte başkasının kontrolündeki araç bizim giden. Soldan sanırım. Flamer'ı görünce bir an araya evet, makinesi. Ali. Vurduk vurduk ama aracı görüyorsun çok hızlı dönüyor. Evet. Ben adamın işini bitiremeden biz dönmüş oluyoruz. Hareketli olması daha iyi. Bu hareketli düşman tankı olsa. Mı? Düşman tankı gördüm. Şurada bir düşman gördüm ama. Evet, evet. Tebrikler Ali. İndirdik. Evet. Nihayet, İlk nihayet. İlk günümüzde aldık. Orada da bir tane var gibi sanki. Her tarafta var Recep. Her yerdeler. O bizim adam. Baskı ateşi açıyorum. Evet.
Battlefield 4'e göre ben düşmanı daha kolay tespit edebiliyorum bu oyunda. Yani üzerlerindeki o mavi şeyler sayesinde bilmiyorum. Renk şeması daha güzel, daha net, daha az göz yoruyor bence. Bence de öyle. Renkler güzel, ortam güzel. Hani grafikler şuradaki kerpiçin üzerindeki boyanın dokusuna kadar bayağı özenli. Yani beta değil de tam oyun gibi duruyor evet, şu an. Star Wars Battlefront'taki grafikleri sanki almışları. Zaten Frostbite aynı motor, Engine. Frostbite Engine. Geliştiriyorlar. Evet, kaplamalar bayağı ilerlemiş yani. Bir de bugün sen Teknopat Sosyal'de DirectX 12 var Battlefield 1'de diye paylaştın. Evet. Şimdi DirectX 11 mi, 12 mi yoksa Salt 12 mi var onu soracaktım. Yani hem 11 hem 12 var. Şu an biz 12 ile oynuyoruz. Vulkan desteği falan gördük mü bu arada? Vulkan yok henüz. Ha, ben ayarlara henüz daha bakmadım sevgili izleyiciler. Ama Recep Kurcalı, DirectX 11 ve 12 seçeneklerimiz var. Evet, şu an biz 12 ile oynuyoruz. Şimdi Ali. Güzel bayağı. Ya ineyim artık. Bence ben de onu diyecektim. Aynen. Sıkalık artık. Evet. Ne oluyor? İnmemek lazımmış. Bir de elimdeki silah tekli atışmış. Evet. Öldü o zaten. Killer sistemi aldım ama yani mahvetti adam orada beni. Bir yerlerden hani atış ediyorlar. Nereden ediyorlar Recep? Her yerde. Araçtan indiğime ineceğime pişman oldum. Oyunun sıkıcılığı geçti ama. O 1. Dünya Savaşı silahlarını ciddi çalışıp kullanması ağır, zor, yavaş silahlar yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Evet. Mesela bak bu silah reload edemiyorsun. Hemen soldu Ali. Doğru, reload edemiyorsun, 5 tane şey var. Dörtlü o şeyi bitirmen gerekiyor. Evet. Cartridge. Mekanizma yok yani. Evet. Daha sanayi devriminin bunlar... Yeni meyveleri. Doğru. Bu arada az önce uçağa zarar verdin. O da dikkatimden kaçmadı. Yani bu silahla... Verebiliyor muyuz diye merak ettim. Evet. Verebiliyoruz. Evet. Gerçekten tüfekle indiriliyor. Burayı capture edebilirsin sanırım. Tabii dikkatli olman lazım. Etrafta epey bir düşman var diye tahmin ediyorum. Solda var bir tane. Evet. Bizi de gördü. İki tane eyvah. Geldi. Benim üç silah çok geldi. Ağır Recep. Evet, İndik. Ali. Maalesef. Evet. Şimdi tekrar yer değiştirdik. Evet Ali. Oyunu ikimiz de bayağı bir oynayacağız sevgili izleyiciler. Yeni testlerde karşınıza çıkmadan önce ama. Bu arkadaşın peşine takılalım diyorum ben. Şimdi biraz teknik grafik değerlendirelim. Giysilerin, karakterin üzerindeki kabarıklığı, dalgalanması çok güzel. Savaş alanının atmosferi, heyecanı gerçekten harika görünüyor. Animasyonlar zaten inanılmaz derecede başarılı. Ve de çatışmanın hissiyatı beta olmasına karşın çok güzel. Sağda bir tane düşman var Recep. Göremedim onu Ali. Aracın arkasında kalmıştı. Burada mı? Şimdi gördün. Evet. Böyle indirdim. Evet. Bir yandan attı geliyor. Bir yandan orası ateş ediyor. Orada oradan bize ağır bir ateş ediyorlar sanırım. Evet Ali. Onunla başa çıkmamız kolay değil. Şu binanın içinden sanırım onunla başa daha kolay çıkabiliriz. Şöyle aşağı düşüyor gibiyim. Evet. Şu orada sonra... merdiven varmış. Şöyle biraz daha sağda kalıyor. Heh. Atı yaraladın ama. Bu arkadaşı indireceğim Ali. Biraz kısa kaldı menzilimiz bu silahlar Recep. Yine de bayağı hasar verdin ama sağdan hasar alıyorsun. Evet. Şu arkadaş şu tarafa geçti gibi. Orada. Ah! Maalesef. Nereden öldürdü beni? Alttan geldi. Alt kattan evet, gelmiş. Evet, alt kattan gelmiş. Güzel. İstiyorsan bir de support'taki ağır makinalıyı dene. Doğru. Bir yerde durup yattığın zaman uzak mesafeden daha iyi atış desteği yapabiliyorsun. Doğru. Ya da uzaktan atış etmeyi de deneyebilir. Scout'a deneyelim. Scout'a bakalım. Evet, scout nasıl olacak? Bir de bakalım. Nasıl olacak gerçekten? Şu küçük daireye tıkladığımız zaman işte takımın yanında çıkıyoruz. Ama biraz uzaktan şey yapmak lazım bu squat'a. Bak zaten uzaktayız. Evet, süper, muhteşem. Süper. İlk sharpshooter, keskin evet. Nişancı atışı. Tabii bunun bir de karşılığı var. Doğru. Karşı tarafta boş durmuyor, evet, eli armu toplamıyor. Doğru. Ama baktığım zaman dediğim gibi mekanikler çok güzel. Az öz ateş ediyorsun. Evet. Ya da o kısa submachine gun'la saydırdığın zaman, çiten benzeri silahla saldırdığın zaman bayağı bir dağıtıyor. Objektifi kaybediyormuşuz. Kaybedelim. Şurada bir şey var. Bu kullanılabiliyor mu Recep? Şimdi ona gelmeye çalışıyorum Ali. V mi? Maxim. Maxim makinalı tüfek. Çok güzel. Görüş alanı çok dar gerçekten bunun. Ama evet, hem görüş alanı dar hem de bak bu 1. Dünya Savaşı'nın meşhur saçma tasarımları. Evet. Yanlara taratlar, her tarafa bir şeyler. Daha sonra Warhammer'daki tankların da ilham kaynağı olan esas tanklar o dönem tasarlanmıştı. Bunları zaten oyunu esas oynuyoruz videosunda savaşın tarihiyle, silahların tarihiyle ilgili daha detaylı bilgilerle sizlerle paylaşacağız.
Ama Birinci Dünya Savaşı silah ve ekipmanlarına çok önem verildiğini görebiliyoruz. Evet. Ve araçlar insanları ezebiliyor. Kesinlikle. Bunu da maalesef savaşın yanlış tarafında, zırhın yanlış tarafında, zırhı da biz olsaydık daha güzel bir demonstrasyon, daha güzel bir gösteri olacaktı orada. Bizim squad baya baya ölüyor. Capture dememiş. Deploy diyorum, evet. Bizim squad çok feci durumda. Burası gerçekten çok kötü durumda dediğin gibi. Koşalım, alanı capture ediyorlar. Ha bak, top var. Topu kullanabiliyor musun? Deneyelim. Herhangi bir etkileşim göremiyorum Ali. Herhangi bir etkileşim şu an yok maalesef. Bizimkiler binanın arkasından gidiyor. Düşman oradan geliyor. V'ye yap basınca... yap pencereden atış ediyor. CTRL ile eğiliyorsun. Sağ tuş ile zoom alıyorsun da kurmayı göremedim Recep. Evet. Bir de tam eğilme Z miydi? Evet, Z'ydi. Tam bunu tam merak ediyordum. Tam yere yatma. Evet, doğru. Bayağı yerde sürünüyor karakter. Evet. Pencerede bak, sağ pencerede. Değiştirdi galiba yer. Büyük sola yer geçti. Değiştirdi diye tam. Ben atış izlerini takip ediyorum. Evet, orada Ali. Suppression assist'i verdin. Çok başarılı. Bizim adam orada kill assist'i aldın. İndirdi onu. Evet. Şurada bir tane yine düşmanı görüyorum sanki. Zaten bu support'un olayı ağır makinalı desteği. Baskı ateşi açmak, evet. Cephane atmak. Bizim bu zırhlı bizim. Araç ilerliyor. Evet. Şu an etrafta bir düşman gözükmüyor. Tepeye indi. Evet, tepeye indi öyle gördüğüm kadarıyla arkadaş. Birazdan gelir buralara. Birazdan böyle şey... Hoş, biz ayağına gidelim yani. Olur da bizim silah yakın mesafede biraz... Yani tutturabilirsen güçlü de. Arkamda. Arkamda, evet. Nerede? Nasıl? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Bir de bu silahla bayağı bir yavaş ilerliyor Ali. Yani yavaş. Hani... Antal oluyorsun, kolay av oluyorsun. Evet. Şuradan elinde da atış ediyorlar. Evet, süper. Öldürdüm arkadaşı. Süper. Gayet güzel. Lewis ile indirdik kendisini. Bu da İngilizlerin meşhur makinalı tüfeklerinden bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'nda da bayağı kullanıldı bunlar. At ile giderken istersen maceramızı şimdilik bitirelim Recep. Evet Ali. Battlefield 1'i oynamaya devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Evet, bir başka oynuyoruz videosunda. Görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vay be. Buradan da atış ediyor.